Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve bugün oyuna yeni bir güncelleme daha geldi ve bu güncellemeyle hem yeni karakter Angelo hem birçok ödül hem de ücretsiz hiperşarj oyuna eklendi. Aynı zamanda Brawl Stars Çin sürümüne yeni bir kostüm enderliği eklendi The Ultimate isminde. En yüksek anlamına gelen bu isimde yeni bir Piper kostümü var. Ekranda gördüğünüz kostüm gerçekten inanılmaz. Şu anda ben kendi hesabım içerisindeyim ve bu kostümü de yine size bu videoda göstereceğim. Aynı zamanda 11'den fazla yine kostüm geliyor Mart ayı boyunca. Ücretsiz bir kostümümüz ve ücretsiz bir mega kutumuz var. Bunları da açacağız. Ve son olarak Supercell'in test hesabı içerisinden de Melody ile ilgili çok değişik bir şey göstereceğim size. Brawl Stars videolarının devamı için aşağıdan bir tane like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açarsanız yeni videoları kaçırmazsınız. Bugünkü güncelleme gördüğünüz gibi bir animasyonla birlikte geldi. Bir izleyelim. Fang ve Shelly bir bot gibi bir şeyin içinde gidiyor. Arka taraftan Angelo yeni karakterimiz okunu atıyor. O ok iki kişiyi birbirine aşık edebilme özelliğine sahip olan bir ok ve burada böyle bir şey attığında Fang Shelly'ye doğru bir bakıyor ama Shelly pek ona yüz vermiyor galiba. Evet, burada Poco, Colt'u falan görüyoruz ve tabii ki de ana kahraman Angelo arkadaşlar ve daha sonra hepsi birbirine giriyor. Orada da Willow ve Angelo da gördüğünüz gibi çak yapıyorlar birbirlerine doğru ve bu şekilde bitiyor. Şu anda oyunun içerisine girdim arkadaşlar ve gördüğünüz gibi Angelo'nun bir tane erken erişim paketi var. Her zaman böyle oluyor ve tam 7 gün sonra da normal halde alınabiliyor. Yani illa bu paketi almamız gerekmiyor. 7 Mart Perşembe günü yeni Brawl Pass sezonu ve Angelo karakteri de krediyle alınabilir halde oyunda olacak. Destansı bir karakter 925 krediye alınabiliyordu hatırladığım kadarıyla. Yani 529 liranın içerisinde tabii birçok farklı ödül de var. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar yeni rozetleri, işte sprey, altın, burada yine güç puanı veriyor, rozetler veriyor ve en sonda kostümünü vesairesini de veriyor arkadaşlar. Zaten başka bir kostüm yok şu anda, bir tane var. Ama bence arkadaşlar krediyle de alabilirsiniz çünkü zaten krediyle çok daha kolay alınabiliyor. Ama tabii ki de bir hafta önceden oynamak istiyorum ben bu karakterle diyorsanız bu teklifi de satın alabilirsiniz. Fiyatı 530 lira ve eğer bu teklifi ya da başka bir şey satın alacak olursanız markette en sağ tarafta kod bölümüne satın alımı yapmadan önce onur yazarak bana destek olursanız çok çok sevinirim. Bu arada karakteri şurada savaşçılar bölümünde de görebiliyoruz arkadaşlar ve şurada yıldız gücü ve aksesuarlar içerisinde sert yükseliş aksesuarını kullanabilirsiniz. Eğer erken erişimle alacaksanız ya da sonradan alacaksanız fark etmez. Çünkü sert yükseliş 1 saniye boyunca havada uçmasını sağlıyor. Gerçekten kaçmak için ya da duvarların üstünden falan atlarken çok çok işe yarıyor. Yıldız gücünde de normal haritalarda, yani su olmayan haritalarda güçleniyorum yıldız gücü. Su olan haritalarda da akışa bırak yıldız gücünü kullanabilirsiniz. Çünkü suya girdikten sonra hızının %25 artmasını sağlayan bir yıldız gücü var burada. Bu karakteri ücretsiz olarak nasıl alabilirsiniz arkadaşlar? 7 Mart Perşembe günü saat 10'da, yani Brawl Pass sezonu başlamadan 2 saat önce Angelo karakteri Star yolundan değiştirilebiliyor olacak. O yüzden 7 Mart Perşembe günü sabah 10'da oyuna girerseniz Star yoluna tıklayıp karakteri Angelo'ya değiştirebilirsiniz. Sonra içinde bulunmuş olduğumuz Brawl Pass sezonundaki bütün kredileri de Angelo'ya verebilirsiniz. Zaten 925 kredi çok kolay bir şekilde biriktirilir. Yani yoksa bile şu anda ustalık yolundan, buradaki işte Brawl Pass'in ücretsiz yolundan ya da kupa yolu içerisinden biriktirebilirsiniz. Biriktiremeseniz bile, yani yeterli olmasa da krediniz, yeni sezonun yine ücretsiz yolundaki kredilerle ücretsiz olarak alabilirsiniz. Hiperşarj etkinliğinin de bu arada sabahki güncelleme sonrası oyuna geleceği söylenmiş Twitter'da yazılan yazıda. Ama şu anda benim gördüğüm kadarıyla görev var sadece. 20 kez hiperşarj etkinleştir görevi var. Ama şurada hiperşarj etkinliğini göremiyorum ama muhtemelen gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü gelecek yazmışlar. Bu arada buradaki görevde arkadaşlar 20 kere hiperşarj etkinleştir diyor. Yani yapmanız gereken sadece hiperşarj etkinleştirmek. Maçı kazanmanızın falan hiçbir önemi yok aslında. O yüzden aynı maçın içerisinde 2 ya da 3 kere hiperşarj kullandığınız zaman burada 2 ya da 3 tane diye ekleniyor. Şimdi Çin sürümüne geçtim arkadaşlar. Burası biliyorsunuz bir sezon geriden gidiyor ve bu arada Çin sürümüne nasıl girebilirim diyen arkadaşlarımız var. Çin sürümüne girmenin maalesef kolay bir yolu yok arkadaşlar. Yani WeChat diye bir hesap oluşturmanız lazım. Onun için de aktif WeChat kullanan birisi ayda sadece bir kişiye onay verebiliyor, öyle diyeyim. Hani ben bütün hepinize mesela onay verebilsem veririm, öyle bir şey değil ama. O yüzden gerçekten de zor yani. Aktif WeChat kullanan birisini bulursanız ve kendinize bir WeChat hesabı açabilirseniz ondan sonra Brawl Stars'ı Çin sayfasından indiriyorsunuz normal orijinal şekilde. Sonra WeChat'i bağlıyorsunuz ama çok zor, yani o WeChat hesabına ulaşmak çok zor, öyle diyeyim. O yüzden ben sizin yerinize bütün her şeyi gösteriyorum. İnanılmaz bir Piper kostümü var ama önce şurada yine ücretsiz kostümler var. Mart ayı boyunca 11 tane ücretsiz kostüm daha gelecekmiş. Twitter'da Seven Lions diye bir sayfa var. Orada paylaşılmış ekranda gördüğünüz 11 kostüm ücretsiz olarak alınabilecek. Burada bir tane kostüm, bir tane de ücretsiz mega kutumuz var arkadaşlar. Bu arada bu ne?
Bir dakika, Omega şey geldi bana. Normalde ben aslında orada öbür kostümü almıştım. Koala Nita mıydı o? Koala Nita'yı aldım. Ama bana bunu verdi. Yo, bir dakika, bunu da aldım ben. Ya da aldığım için, bende zaten olduğu için mi acaba onun yerine onu verdi? Tam emin olamadım arkadaşlar ama şuradan galiba seçiyorduk. Aynen, artık Mega kutu yerine sırtımıza Omega kutu çantası takabiliyoruz. Evet, böyle bir şey de almış oldum. Böyle biraz havada duruyor bu gerçi. Şimdi burada bir tane de ücretsiz Mega kutumuz var arkadaşlar. Bunu da tıkladım, açtım, bakalım bir şey verecek mi? 3 tık dedi bu arada, bir şey geliyor mu bilmiyorum ama. Evet, bastım. Bu arada 2 tıkta yanıp sönmeye başladı. Galiba 2 tane karakter mi veriyor? Mega kutu açmayı gerçekten özlemişim. Ve Çin sürümünü sürekli oynuyorum. Yani her gün oynuyorum ki size kasıp bu şekilde işte Mega kutu açayım ya da yeni kostümleri göstereyim. Birazdan göstereceğim Piper kostümü ilk kez Çin sürümünde çok beğendiğim bir kostüm oldu. Bu arada Hank geldi arkadaşlar. Hank geldi ve bir tane daha bir şey geliyor galiba. En şanslı Mega kutu açılımlarından Bell mi geldi? İki tane destansı karakter geldi. İnanılmaz gerçekten. Çok çok güzel oldu arkadaşlar. Bell de çok iyi. Hank'i çok oynamıyorum ama Bell karakteri gerçekten çok çok iyi oldu. Şimdi Piper kostümünü göstereceğim. Şuradan hemen önce bir kataloğa girelim arkadaşlar. Yeni bir enderlik geldi ve bu enderlik belki bizim sürüme, global sürüme de acaba gelir mi diye. Bakın burada mesela işte gizemli efsanevi kostümler var ya. Onun bir üstünde böyle bir enderlik daha geldi arkadaşlar ve şimdi burada inanılmaz güzel bir Piper kostümü gelmiş ama ondan önce 4 tane zaten kostüm var. Bunları size bir göstermek istiyorum. Bu kostüm hangi kostüm? Bunu sesinden belki tanımış olabilirsiniz ama bu kostüm Emzin kostümü arkadaşlar. Şöyle bir göstermek istiyorum, etrafına bir bakalım ve oyunun içinde hepsini kısa kısa bir göstereyim. Şöyle vuralım arkadaşlar bir iki tane. Bana birazcık abartı gelmişti bu, hatırlarsınız belki. Yani güzel kostümler ama çok abartı. Baksana süpere. Böyle süper olur mu arkadaşlar yani? Bence çok abartı ama böyle bir şey yapmışlar. Bu arada şöyle bir alaşağı efekti de var mı? Aynen, bakın arkadaşlar, bunların bir de alaşağı efekti de var. Onu da bir göstermiş olayım şöyle. Bakın aldıkça bunları alaşağı efekti de böyle çıkıyor. Bayağı güzel görünüyor ama dediğim gibi bence abartı. Bir önceki kostüme geldik arkadaşlar. Bu da Stu kostümü. Bakın şöyle animasyona bak, Sauron'un gözü gibi. Sesi falan da bayağı değişik. Şöyle bir menüde bakalım. Baksanıza arkadaşlar, bu nedir böyle yani? Bu kadar büyük kostüm biraz enteresan. Bir bunu da oyunun içinde deneyelim. Evet, bu arada arkadaşlar gerçekten seslendirmesi falan bayağı değişik. Şöyle süper falan. Baksanıza. Gülme sesini falan duyuyorsunuz değil mi? Bayağı değişik. Bakın alaşağı efektine bakalım. Alaşağı efekti bayağı güzelmiş yalnız. Şöyle yapalım. Yakma efekti nasıl acaba? Böyle değişik bir efekt bunda yoktur artık. Yani yakmaya ne koyabilirler ki? Şöyle bunun alaşağı efektine de bakalım. Bu da böyle bir kostüm arkadaşlar. Son iki kostüm ve bunlardan bir tanesi de Bo kostümü. Böyle bir kostüm arkadaşlar. Bu çok abartı değil yani. Mesela Stu bence çok aşırı abartı ama bunlar o kadar abartı değil. Piper'ı da ben beğendim. Buna da bir bakalım. Bunun atışları da böyle arkadaşlar. Bak, bu çok abartı değil ama bu da yine göz yoruyor bu arada. Yani çok ışıklı, çok renkli. Yani hani tamam güzel ama global sürümde olmasını ister miydiniz bunu? Yoruma yazın. Bakın süperi böyle bu şekilde patlıyor. Değişik. Bakın alaşağı efektine de bakalım. Böyle bir alaşağı efekti varmış. Evet, böyle bir şey arkadaşlar. Ve şimdi gelelim Piper kostümüne. Bu arada Bo'yu ilk seçtiğimiz zaman da böyle bir animasyonu var arkadaşlar. Bunu da şöyle göstermiş olayım. Ve şimdi de isterseniz, bu arada hala bir ışıklar falan geliyor. Yukarıya doğru gidiyor galiba. Evet, böyle bir animasyon. Ve şimdi isterseniz Piper'a bir bakalım. Bakın arkadaşlar, Piper gerçekten bayıldım ben. Yani çok güzel olmuş bence. Baksanıza, baya baya güzel olmuş. Şöyle bir etrafını çevirip bakalım isterseniz. Gerçekten tam bir rüya aleminde bir karakter yapmışlar. Bunları galiba burçlarla özdeşleştiriyorlar. Bu da balık burcuyla galiba özdeşleşmiş durumda. Çünkü balıklar falan var. Hemen bunu da bir oyunda deneyelim. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bunun kazanma kaybetme animasyonlarını da göstereceğim. Gerçekten bak, bu çok abartı olmamış. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Alaşağı efekti bu şekilde. Benim hoşuma gitti. Şöyle bir süperini de göstermek istiyorum. Hatta bunun kazanma kaybetme animasyonlarını da size göstereceğim. Şöyle alaşağı efektine bir daha bakalım. Bu şekilde. Ve süperinde şöyle bir kere daha göstereyim. Yürürken falan da böyle görünüyor. Çok hoşuma gitti gerçekten. Global sürümde olmasını ister miydiniz? Hemen bir de kazanma kaybetme animasyonlarına bakalım. Bu arada kazanma animasyonunu göstermek için size bayağı oynadım. Kostüm gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Bak şimdi ikisi birden patlar mı? Patlamadı mı? Ama neyse, bizim arkadaş geldi. Bakın kazanma animasyonu bu şekilde.
Bu aslında ilk bu arada biz seçtiğimiz zaman zaten görmüştük bu animasyon. Zaten kazanma animasyonu böyle bir balon gibi bir şeyin üstüne biniyor arkadaşlar. Bir de kaybetme animasyonuna bakalım. Şöyle ilk seçtiğimiz zamanki animasyon böyle bu arada. Bu kazanma animasyonu gibi ama kazanma animasyonu bölümünde bütün hepsini göstermemişler. Burası biraz daha uzun ama kazanma animasyonu kısmı biraz daha kısa olmuş ama... bu şekilde en azından ilk seçtiğimiz zamanki animasyon bu. Hemen kaybetme animasyonuna geçelim. Bu arada kalkanımız da diğerinden farklı görüyor musunuz arkadaşlar? Kalkanını bile yani ilk başta hani kimsenin vuramadığı o bir iki saniyelik süredeki kalkanı bile farklı yapmışlar. Ve kaybetme animasyonuna da ulaştık arkadaşlar. Evet bu şekilde düştü. Kaybetme animasyonu da kazanma animasyonu da gerçekten çok çok güzel olmuş. Şimdi Supercell'in test hesabından Melody'yi nasıl Mortis gibi kullanabiliriz? Bunu göstereceğim size. Çünkü gerçekten çok güzel bir taktiği var arkadaşlar. Bunun aslında normal saldırıları sadece ama sadece süperi doldurmak için. Bunun dışında çok yok. Bakın arkadaşlar böyle attınız ya. Çok seri bir şekilde gidebiliyorsunuz. Yani inanılmaz ileriye doğru gidip çok rahat gol atabiliyorsunuz. O yüzden 3 tane size süper hak verdiği için trick shot falan atmak anlamında Mortis'ten daha iyi olacak. Yani öyle söyleyeyim. Bu karakteri zaten biraz Mortis çok sevildiği için bence Mortis'e benzer yapmışlar. Bununla çok değişik trick shotlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela diyelim ki buradan böyle attınız. Ondan sonra buradan hemen böyle aldınız. Sonra buradan bu şekilde attınız falan. Yani isteğinize kalmış tamamen. Çok çok eğlenceli olacak. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz aşağıdan bir tane like atmayı lütfen unutmayın. Kanala da abone olursanız çok çok sevinirim. Ve marketten Supercell Store'dan kod bölümüne Onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Şu anda 5 tane Brawl Pass Plus çekilişimizin olduğu videoyu ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Çekilişe katılmadıysanız mutlaka katılın. Ve Melody vs. tüm karakterler videosunu da izlemiş olursunuz. Yine izlemediyseniz en son videomu da ekranda görebilirsiniz. Seviliyorsunuz, kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.